kadar güzel bir yer. Burası mıymış? Çok güzel. Ah, havuz bile var. Yasemin'lerin oraya mark yap. Muhtemelen birden fazla yerde karar kılacağız. Hepsinin notunu al. En sonunda nereye koyacağımıza karar veririz. Bir de buraya değil mi? Evet, oraya. Yapıştırdım. Ürünlerin doğallığını yansıtmak için de stand ağaçtan olsun. Ya da alternatif olarak tezat üzerinden estetik yaratalım. Modern masa kullanabiliriz yani. Evet, evet. Aynen öyle. Alternatif çalışmanın renklerini de... zıt renklerle birleştirelim derim. Saf renkleri zıt renklerle kullanalım. Giderek renk paleti de açılsın diye ekliyorum. Ana renkler ve tamamlayıcıları bir araya getirilmeye özen gösterirsin. Tıpkı bir Van Gogh tablosu gibi. Işığı da böyle yandan değil, direkt cepheden kullanırız. Işık gölge kontrastını kullanırız. Gri tonlara da yer veririz. Monet gibi. Evet, olabilir. Yalnız bunların hepsinin notunu al ki sonra aklından uçup gitmesin. Tamam mı? Alacağım. Hadi. Harika değil mi hava ya? Kuş sesleri falan, böyle oksijen beynimize kadar geldi. Ha? Evet Tuğçe'cim. Ben Bora'yı garaja götüreceğim. Siz zaten buradasınız. Biz buradayız Boracığım. Bir de içeriye bakacağım, tamam mı? Ha, tamam. Ay, havuz. Gel buraya. Bir havuz gördüm de niye bu kadar heyecanlanıyorsun? Deli ya, deli. Ne yapıyorsun sen? Aa, sizin çantanızı almadım. Alırım ben, taşırım. Ay bir saniye, taşımasına taşırsın Ada da. Bu ne rahatlık. Bir yalan uydurup gidecektin hani. Bak ben buraya börtü, böcek, ağaç, oksijen görmeye gelmedim. Tuğçe Hanım, acele etmiyor musunuz? Yani böyle yavaş yavaş, sindire sindire. Tadını çıkarsanız biraz. Ben sana ne dedim ofiste? Bundan sonrası bende dedim değil mi tatlım? Tamam Tuğçe Hanım, siz bilirsiniz. O zaman ben bir bahane düşüneyim. Sonra gidem yollara düşem. Allah, ne bahane buluyorsan bul, çabuk yok ol buradan. Ada. Uzun zamandır gelmeyince böyle oluyor. Aslında bütün tesisatı elden geçirmek lazım ama... yapacak bir şey yok. Neyse. Şimdilik tamam. Tuğçe Hanım, şimdi ben gidersem Bora Bey'in notlarını kim yazacak? Ben kitabını bile yazarım, sen yeter ki git. Aa, Ada, senin telefonun mu çalıyor sanki? Bir mesaj mı gelmiş? Bir çalıyor sanki, böyle bir ışığı yanıp sönüyor. Bir bak istersen. Çok acil bir arama varmış gibi. Aa, Bora Bey. Ne oluyor Ada? Bora Bey, çok özür dilerim ama benim küçük teyze yazmış. Büyük teyzem rahatsızlanmış. Benim acil gitmem lazım. Tamam, tamam. Çok geçmiş olsun. Özürlenecek bir şey yok. Hep beraber dönelim hadi. Hadi gidelim. O kadar yol geldik canım. Çalışmamız lazım. Tuğçe, biz yine buraya geliriz, tamam mı? Ayrıca Ada tek başına nasıl dönecek buradan? Düşündün mü hiç? Evet, ben tek başıma nasıl döneceğim buradan? Bununla döneceksin. Uzatmaya gerek yok Tuğçe'cim. Hep beraber geldik, hep beraber dönüyoruz. Tamam mı? Anlaştık mı? Boracığım, tabii ki de Ada'nın teyzesine geçmiş olsun dileklerimizi buradan iletelim. Ama ben planımızı değiştirmelik bir durum göremiyorum ortada. Ada sen dön canım. Gerekirse biz şirketi ararız, şoförlü bir araç yollarlar. Şoföre de, arabaya da gerek yok Tuğçe. Tamam mı? Anlıyor musun beni? Çok haklısın. Sen zaten böyle yerlerin adamısın. Hemen bir çözüm bulursun. Bir şekilde döneriz biz. Adacığım sen gidebilirsin. Zaten halletmemiz gereken işler var. Çok oyalanmadık mı sence de? Ama Tuğçe Hanım... Tuğçe, iyi misin sen? Yine geliriz diyorum. Neyini anlamıyorsun? İş ertelemeye gelmez ya Bora. Ben gidem o zaman. Gideyim, yollara revan olayım. Yollara düşeyim. Dur. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bekle. Tamam. Ay gidemedim ya. Tam gidiyordum ha. Rüzgar. Selam. Gel. Rüzgar, sen nereden çıktın ya? Deneme çekimlerini duydum. Bana da ihtiyaç olur dedim. Kötü mü yaptım? Rüzgar'a burada olacağımızı sen mi söyledin Tuğçe? Evet ama... İyi yapmışsın. Rüzgar'ın da mekanları görmesi doğru olur. Nasıl süper. Ya gelemiyordum biliyor musunuz neredeyse. Bugün şirket arabalarının bakım günüymüş. Sağ olsun beni de bir arkadaşım bıraktı. Eyvallah. İyi o zaman Rüzgar notlara, markelere baksın. Dönelim. Burada kalmanın daha fazla bir anlamı yok. Rüzgar sen sarı bantları gördün değil mi? İşte ürünleri oraya yerleştireceğiz. Tamam ben gelirken gördüm ben okeyim. Güzel. Harika. Gelmene gerek yoktu tabii. Sen niye zahmet ediyorsun ya? Ben varken. Koy o zaman hadi. Buyurun Tuğçe Hanım. Adacığım sen öne geç. Biz Tuğçe ile arkada otururuz. Ne münasebet canım. Siz oturun arkaya ben öne oturacağım. Siz arkada rahat edersiniz Tuğçe Hanım. Siz arkaya oturun buyurun. Ada arkaya geç. Arkadaşlar artık kim nereye oturuyorsa otursun gidelim. Hadi. İyi ben geçeyim. Ayağınızı çeker miyiz biraz? Tuğçe, şunu alır mısın? Tabii. Ben deneyeyim mi bir de? Susar mısın Ada? Daha az önce çalışanlar bu. Şu an niye çalışmıyor acaba? Hayda. Ormanda mahsur kalmaz ama. Ayağın uğurlu geldiyse demek Rüzgar. Rüzgar. Patron. Şoför koltuğuna otursana. Çalıştırsana arabayı. Olmuyor mu? Ha. Tamam bir kez daha dene. Tamam. Tamam deneme. Marş basmıyor bırak. Deneme. Of eyvah diyeyim ya. Ne yapacağız şimdi? Merkeze yaklaşık 5 kilometre uzağız. Daha fazla geç olmadan bir tamirci bulmamız lazım. Of epey de uzakmış. Ada sen benimle gel merkeze. Sana bir taksi bulalım seni eve gönderelim. Tamam mı? Tamirciyi bulmak da buraya getirmek de arabayı tamir etmesiydi falan uzun sürecek. Senin haberin yok tabii Rüzgar. Ada'nın teyzesi hastalanmış. O yüzden bir an önce geri dönmemiz lazım. Aa, çok geçmiş olsun ya. Lütfen dileklerimizi ilet. Hadi Ada. Ben de gelseydim sizle beraber. Evet siz de gelseydiniz bizle beraber. Gelmene gerek yok Tuğçe. Ada'yı taksiye bindireceğim. Tamirciyi buraya getireceğim. Tamam mı? Hı. Denedik şansımızı. Hadi. Rüzgar anahtar sende. İçeridesiniz zaten. Ben de çok geç kalmadım. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Tamam. Çirgel kayış mı koptu acaba? Ya Allah'tan gelmişim. Yoksa burada yalnız kalacaktım bak. Aman ne iyi ettin, ne iyi ettin. Çok iyi ettin, süper oldu. Hiç sorma. Tuğçe, ben seni gerçekten anlayamıyorum. Daha bu sabah aramızdaki buzlar erimiş gibiydi. Şimdi yine kilometrelerce uzaktasın benden. Şu anda herhalde dünyada en son konuşmak istediğin konu ne diye sorsalardı. En son ama sondan bir önceki bile değil. Bu derdim. Aşk kendi seçer.